Amatör sporcularda sıkça rastlanan sağlık problemleri ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlara göre amatör sporcuların müsabakalardan önce de mutlaka bir kardiyoloji uzmanının kontrolünden geçilmesi gerekiyor. Kayseri Tekden Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Bahadır Şarlı, hastalığın belirtileri ve tedavi şekli hakkında bilgi verdi. Şimdi spor önemli, sağlığımız için de önemli, sosyal hayatımız için de önemli. Ama tabii spor yapmadan önce bazı testlerin mutlaka her bireyde yapılması gerekir. Bunlardan bir tanesi bir kardiyoloji doktorunun bence spora başlamadan önce çocukla ilişkin mutlaka değerlendirmesi gerekir. Çünkü erişkin yaşa gelene kadar veya küçük çocuklarda bir doktor görene kadar fark edilmeyen bazı kalp hastalıkları bulunabilmekte, doğuştan bazı kalp hastalıkları. Bunlardan özellikle spora engel teşkil eden hastalıklar var. Mesela bizim hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz, tabii bunu çok zaman televizyonlarda işte 16 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi koşarken, işte halı sahada top oynarken çocuk kalp krizi geçirdi. Tabii 13-16 yaşında olan şey, hayatın sonlanmasına neden olan şey bir kalp krizi değil. Doğuştan bir kalp hastalığı, hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz kalp kasının doğuştan kalın olmasıyla ilgili bir hastalık. Doğuştan kalın olması ne gibi sorunlara yol açıyor? Hem kalbin çıkış yolunu daraltıyor, yani kalpten kanın çıkışını engelliyor, hem de bazı ölümcül ritim bozukluklarına zemin hazırlıyor ne yazık ki. Tedavisi mümkün olan bir hastalık. Ancak biz genel olarak hipertrofik kardiyomiyopatisi bulunan, doğuştan kalp kasında bu şekilde kalınlaşma olan bireyleri yarışmalı sporları çok önermeyiz. Yarışmalı sporları önermeyiz. İlaçlarla birçoğunu biz normal hayat seyri yaşatabiliyoruz. Çoğu zaman gelişimsel tedavilere bile gerek kalmıyor. Ama bu bireyler yarışmalı sporlarda koşu, yüzme, futbol gibi ne yazık ki ölümcül ritim bozukluklarına maruz kalabilirler. Ve tespiti de aslında çok zor olan bir hastalık değil. Bir kalp doktorunun kontrolünden geçtiklerinde spor öncesi yapılan testlerde kalp ultrasonuyla yani ekokardiyografi ile çok basit bir şekilde tespit edilebilen, teşhis edilebilen bir hastalıktır. Kalp rahatsızlığının tipine göre aslında değişiklik gösterir. Mesela koroner arter hastaları bizim en sık karşılaştığımız hastalar, yani kalp krizi geçirmiş veya kalp damarlarına stent takılmış bireyler. Biz mutlaka spor öneriyoruz. Hastalarımızın çok büyük kısmına spor öneriyoruz. Çok özel durumlar hariç. Bizim an önerdiğimiz sporlar daha çok mesafe kat edilen sporlar. Ağırlık kaldırma gibi sporları çok tavsiye etmiyoruz. Tempolu yürüyüş, yüzme, hafif koşular bizim daha çok hastalarımıza önerdiğimiz egzersiz şeklidir. Kalp hastalarına biz haftada en az 5 gün olmak üzere 30 ila 45 dakika arasında bahsettiğim şekilde tempolu yürüyüş, hafif koşular ve yüzme tavsiye ederiz. Ama ağırlık kaldırma, ağırlık çalışma, kas güçlendirme gibi egzersizleri çok fazla tavsiye etmiyoruz. Biz zaten hani bir tedavi uyguladığımız, atıyorum stent taktığımız veya kalp yetersizliği için işlem yaptığımız veya ilaç başladığımız hastaları egzersiz konusunda poliklinik kontrollerinde veya taburcu olurken hastaneden bilgilendiriyoruz. Şu şekilde spor yapalım, İşte şunları tavsiye ederiz, bunları önermeyiz şeklinde. Ama doktoruyla uzun süredir kontrol yaptırmamış birisi eğer spora başlamayı düşünüyorsa mutlaka bir kalp doktorundan fikir almasını ben tavsiye ederim. Damar hastalığının durumuna göre, kalp yetersizliği varsa kalbin kasılma gücünün durumuna göre, ritim bozuklukları gibi durumlar varsa bu ritim bozukluğunun ciddiyetine göre doktorun önereceği hastaya uygun olan egzersiz şeklini yapmak daha doğru olacaktır. Kalp rahatsızlığı varsa biz zaten bunları işte girişimsel yöntemlerle veya ilaçlarla rahatlatıyoruz. Ama biz bireyin de aynı zamanda fiziksel olarak aktif olmasını istiyoruz. Hayattan kendisini soyutlamamasını istiyoruz. Bizim hastalarımızın yakınlarında genellikle şöyle bir endişe oluyor. Bu artık adam veya kadın her neyse kalp hastası oldu. Çok fazla hareket etmemesi lazım. Dinlenmesi lazım. Kendini hiç zorlamaması lazım. Bir köşede oturması lazım gibi düşünüyorlar. Bu doğru bir düşünce değil. Bizim bu tedavileri uygulamamızın sebeplerinden, amaçlarından daha doğrusu bir tanesi de insanların
fiziksel aktifliğini koruyabilmek. Yani normal birey gibi hayatını fonksiyonel olarak devam ettirmesini sağlayabilmek. Eğer çalışıyorsa çalışmasını sağlayabilmek. Spor yapıyorsa spor yapmasını sağlayabilmek. Günlük aktivitelerini normal insanlardan farklı şekilde sürdürmesini sağlayabilmek. O yüzden kalp hastalarında da diğer kalp hastalığı olmayan bireyler gibi spor hayatının bir parçası olmak zorunda.